Şarjımız dolmuş. Şimdi fişimizi çıkartalım. Evet. Akümüzü gidip VSM'mize takacağız. Sonra da menzil testimizi yapacağız. GPS hız gösterici. Tabii bu sadece hızı göstermekle kalmıyor. Ortalama hızı, son sürati hepsini kaydediyor buraya. Evet, yolculuğu şimdi başlatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kaydedeceğiz. İki gündür aracımızın menzil testini yapıyoruz. Şimdi birinci gün ne kadar yol yapmışız onu göreceğiz. Uygulamamızı açacağız. Uygulamamızdan bakacağız. Yanlış olmasın. Zaten ben buraya notlarımı da aldım. Toplamda kaç ne kadar yol yapmışız, ne yapmışız hepsini tek tek kaydettim. Ekran kaydediciye de alalım. Kaydı başlatalım. GPS hız göstergesi programımızı da açalım. Şimdi arkadaşlar, birinci gün yaptığımız yolculuğu bir görelim. Şu sağ üst köşedeki saate bakalım. Birinci yolculuğumuz Çalıkuşu evin buradan başladık zaten. 1770 metre yol yapmışız. İlk yolculuğumuz birinci gün. İkinci yolculuğumuz 9210 metre. Üçüncü yolculuğumuz 4170 metre. Beşinci yolculuğumuz 730 metre. Altıncı ve son birinci gündeki yolculuğumuz 1870 metre. Toplamda birinci gün arkadaşlar 20.820 metre yol yapmışız. Şimdi ikinci gün, yani bugünden bahsediyoruz. Bugün ilk yolculuğumuz 4270 metre. İkinci yolculuğumuz da 1570 metre. Toplamda yol yapmışız arkadaşlar. Kaydımızı kapatalım. Bunu ekrana köşesine koyacağım zaten. İkinci gün yaptığımız toplam yol 5840 metre. Birinci gündeki yaptığımız 20.820 metre yol ile beraber toplamda 26.660 metre. Yani 26,5 kilometre menzil yapmışız. Şunu da belirtelim. 25. kilometrelere doğru zaten bisikletimiz iyice yavaşlamaya başlıyor. 25. kilometrelerden sonra artık hafiften böyle bir yokuşa geldiğimiz zaman ayağımızla böyle sürünme moduna geçiyoruz. Ondan sonra zaten iyice artık kalkış bile yapmıyor. Zaten akümüz şu anda bayağı zayıflamış durumda. Açtığımız zaman burada 3 tane gösterge gösteriyor ama gaza bastığımız zaman 2'ye düşüyor. Yoldayken bu 1'e düşüyor. Hatta yokuşa geldiğiniz zaman ışıkların hiçbir tanesi yanmıyor. Tamamen şarjımız azalıyor ama araç gidiyor arkadaşlar. Yani gitmeye çalışıyor, en azından gitmese de. Ayakla destek yaparak o şekilde gidiyoruz. Yani ben bunu tabii ki günlük hayatta kullandığımız şekilde kullandım. Çok fazla dik yokuşlarda kullanmadım. Genelde hafif yokuşlarda kullandım, yani öyle söyleyeyim. Buna rağmen 26 kilometre falan yol yaptı. Yani bu araç 11 aylık bir araç yaklaşık. Akünün ömrü de yarıdan biraz daha iyi yani diyebilirim. Yani fena değil akünün durumu ama toplamda 26 kilometre, 27 kilometre yol yapıyor. Ama düz yolla gitmiş olsaydım 30 kilometreyi rahat geçerdim diye tahmin ediyorum. Benim gördüğüm şu arkadaşlar, söyleyeyim. Yokuşlarda performansı bayağı zayıf. Yani yokuşlarda, çok dik yokuşlarda fazla çıkmıyor. Ama tabii ki ben çok fazla dik yokuşlara girmedim. Bunun durumunu bildiğim için. Hafif yokuşlarda normal bir şekilde gidiyor. Onu söyleyeyim. Onun haricinde hız olarak da zaten söyledim. En fazla çıktığımız hız saatte 37 kilometre. Bu şekilde kullandık arkadaşlar. Yani bu jel akülerle, 11 aylık jel akülerle. Tabii bundan sonraki videomuzda inşallah lityum aküyle olacak ama bu arada maalesef ki aracımızın şu arka amortisörü de yerinden çıkmış, yayı kırılmış daha doğrusu, ya da civatası çıkmış, bilmiyorum. Bu amortisör değişecek. Tek amortisörle buraya kadar geldik yani. Yolda düştü o artık. Yapacak bir şey yok. Yani kırılmış gitmiş o. Bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonraki videomuz inşallah Lipo 4 aküyle olacak. Herkese teşekkür ediyoruz. Bunun üzerindeki aküyü de söyleyeyim. 4 tane 12 volt akü var. 10 amper. 14 amper. Toplamda 48 volt 14 amper akümüz var. Ama yeni akülerimiz 48 volt 18 amper olacak. Lipo 4 akü. Artık bundan sonraki videomuzda onunla yapacağız. Bunu da merak ediyorsanız arkadaşlar, videomuzu, kanalımızı takip alabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız da seviniriz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.